Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün ve bugün özel bir gün aynı zamanda. Bugün yakın arkadaşımız Elif'in doğum günü. Evlilik günü. Dani ile birlikte sonunda evleniyorlar. Evet, düğün günü ama evleniyor da aynı zamanda. Bugün böyle enerjik kalktık. Şimdi ilk başta bir kahvaltı yapacağız ama ondan önce de şuraları toplamamız lazım. Güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra birlikte hazırlanmaya başlayacağız. O zaman sizi şimdi kapatıyorum ve şurayı yerleştirmeye başlıyoruz. Girdiğinizde artık kendinizden çok ev alışverişi yapıyorsunuz, haberiniz olsun. Ayak yapma insanlara. Ayak yapmıyorum. Daha fazla alıyorsun. Hayır, işte kendime bir şey almıyorum. Vallahi billahi. Bu Zara indiriminden sadece iki şey aldım kendime. Başka da bir şey almadım. Aydın, bu şarkı ne? Ne bileyim, Tarkan yani. Ya Aydın, hazır mısın? Bu o kadar da iyi bir sofra değil ama çok az malzememiz kalmış. O yüzden bunlarla idare edeceğiz şimdi. Ellerine sağlık tatlım. Hemen hızlıca kahvaltımızı bitirdik ve dışarıya çıkmam lazım artık benim. Saçlarımı bir insani boyutlara döndüreceğim şu anda. Duşu döndüğümde alacağım. Çünkü fön makinemiz yok ve fön makinesi sipariş ettim. O da annemlere gitti. Adresi değiştirmeyi unuttuğum için eski adrese gitti. Aynı zamanda bugün giyeceğim elbiseyi annem küçük bir tadilat yapacaktı. Dün ona bırakmıştım. Onu da almam lazım ve aynı zamanda takı falan almam lazım. Onun dışında bir şey daha yapmam lazım. O da çanta ve ayakkabı bakacağım. O yüzden çok az bir vaktimiz var. Saat şu anda 1.30 neredeyse. Bizim 4.45 gibi falan çıkmış olmamız lazım evden. Hepsini halledebileceğimi düşünüyorum. Umarım bir aksilik çıkmaz diyorum ve hemen çıkma vakti. Ve geldim arkadaşlar sonunda. Çok hızlı bir şekilde geldim ve bir işim daha vardı. Onu da hallettim hatta yolda. Annemden alacaklarımı alıyorum. Elbiseyi de denemem lazım çünkü ekstradan bir şey yapılacaksa annem buradayken yapsın diye. Çok sıcak ama hava yani. Son 2-3 gündür. Soğuk olmasından iyidir ama bence. Burası her zaman esiyor. Ne güzel. Bakalım nasıl oldu elbisemiz. Elbise gerçekten çok güzel bir elbise. Ve düğün acaba nasıl olacak zaten? Elif'ten hani çok sıradan bir şey asla beklemiyorum. Biliyorsunuz nişanımı da o yapmıştı ve olay oldu nişan. Bunda da eminim ki kendi düğününde çok güzel olacak. Ben hatta ondan daha heyecanlıyım şu anda. Bakın. Elbisem bu şimdi. Üzerimde de göstereceğim size. Normalde bunun burası şuraya kadar açıktı. Fakat çok göğsüm gözüktüğü için ben de anneme burasını diktirdim ve gayet güzel oldu bence. Şu anda tamamım. Böyle de bir kuşağı var. Bunu da aldım. Umarım diğer şeyleri de bu kadar hızlı halledebilirim. Bundan sonra da artık birlikte hazırlanmaya başlayacağız. Bu arada saç kurutma makinemi de aldım. Tam kuaförlerde kullanılan saç kurutma makineleri var ya. Ya aynı onlardan aldım. Bayağı güçlü. Şimdi artık alışverişe çıkabiliriz. Umarım yetiştireceğim her şeyi. Çok hızlı hareket ediyorum gerçekten elimden geldiğince. İlk başta altın işini halledeceğim. Çünkü direkt altının olduğu yere çıktım. Tamam, onu halledip dönüyorum size. Takı işi de halloldu. Şimdi kendime ayakkabı falan bakınmaya gidiyorum. Bakınmaya diyorum çünkü kesin alacağım diye bir şey yok. Evde sonuçta ayakkabım var yani. Ama yeni bir şey alırsam daha güzel olur. Çünkü renk farklı istiyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Almam gereken başka bir şey daha. Kirpik yapıştırıcısı. Bunu asla ve asla unutmamam lazım. Çünkü bugün kendi başıma kirpik takacağım. Direkt aradığım tarzda bir şey buldum. Hem de indirimde arkadaşlar. 100 liraya inmiş. Çok güzel. Ben bunu zaten sezonda da görmüştüm. Sanırım ayakkabı da buldum. Ay, rengi de güzel. Buna da uyar. Of, çok iyi oldu. Bayıldım. Direkt ilk mağazada buldum vallahi istediklerimi. Bunları alıp hemen eve geçeceğim. Çok sevdim ve ayakkabı beklediğimden çok daha rahat. Bunu da hallettim. Her şeyi çok hızlı hallediyorum. Şu anda çok mutluyum. Bir tek kirpik yapıştırıcısı kaldı. Şu anda biraz moralim bozuldu çünkü aradığım kirpik yapıştırıcısından burada yok. Siyah olarak bir bu var. Sanırım bundan alacağım. Bakalım nasıl olacak. Makineyi deniyoruz. Bayağı iyi makine bu arada. Neyse, evet, ben daha fazla konuşmayayım. Duşa gireyim. Duştan sonra görüşürüz.
Arkadaşlar duştan çıktım. Bütün vücut kremlerimi falan filan sürdüm. Sadece saçım ve yüzüm kaldı. İlk başta yüzümden başlayacağım. Bir saniye bir ayna koyayım şuraya. Saat şu anda 4:13 var. Umarım yetişeceğiz ya. Sadece bir 15 dakika falan geç kalabilirim saçımdan dolayı da. Kuaföre gidecektim ama vakit yok yani. O yüzden burada fön makinesiyle saçımı dümdüz yapıp aralara dalga atacağım. Bunu şöyle yediriyorum. Yeni arka planım nasıl? Beğendiniz mi? Artık böyle bol bol video gelecek sizlere. Şöyle indiriyorum her zamanki gibi. Bu emilirken ben de saçlarıma geçeyim. Bu arada saçlarımı ben boyattım. Işıltattırdım daha doğrusu diplere doğru. Instagram'dan takip edenler zaten biliyordur. Yalnız saçım bayağı karıştı ya. Bunun yanı sıra saçların uçları şu anda çok kötü. Yani aşırı derecede ölüler ama düğün var diye kestirmiyorum. Düğün biter bitmez hemen gidip kuaföre kestireceğim, kısaltacağım saçlarımı. Uçları çünkü gerçekten çok kötü oldu şu sıralar. Ama kısa saçlı bir gelin olmak istemediğim için birazcık göz ardı ediyorum onu da. Bakın ışıltılara belli oluyor mu oradan? Ben çok beğendim. Aydın da spordan geldi. İçeride mutfağa yerleştiriyor ben hazırlanırken. Saçlarım bitsin ben size öyle döneyim. Hatta belki o arada kuruturum da saçımı. Ben daha çok makyajımı ve Elif'in düğününü göstermek istiyorum çünkü sizlere. Şaka gibi inanamayacaksınız ama makine sadece 3-4 dakikada kuruttu saçımı ve şöyle tuttum ya, hiç tarak falan bile kullanmadım. Dümdüz yaptı saçlarımı. Üstten zaten ben hangi makineyle yapsam dümdüz oluyor da saçım. Bu böyle fönlü gibi yaptı adeta. Çok sevdim. Oh, fön masrafından da kurtulduk diyormuşum. Biraz daha yukarıya aldım. Fırçalarımı gözümün önüne alıyorum hemen şöyle. Makyaja geçebiliriz. İlk olarak bence kaşlardan başlayayım. Serhat'ın taktiğiyle Go Head öyle yapıyor. Şunları da şöyle koyalım. Kaşlarımı ilk önce tarayacağım. Yukarıya doğru kaldıracağım. Bu arada kaşlarıma mevsi almaya başladı ve gerçekten çok güzel aldı. Kaşlarım bayağı bir kalınlaştı eski oranla. Gözüme dönmüş gibi hissediyorum kendimi. Benefit'in kaş kalemiyle kaşlarımın boşluklarını dolduracağım. Özellikle şu bölüm. Burası biraz daha seyrek bende. Şurada microblading'im var Allah'tan. O kaşımı iyicene düzgün bir hale getirdi zaten. Ama bu da solmak üzere yani. Soldu, solacak. Fakat idare ediyor beni. Durmadan tarıyorum çizdiğim yerleri özellikle. Bu kaşım yeterli. Şimdi buna geçiyorum. Yine alttan başlıyorum. Kaş da öyle bir şey ki doldurdukça doldurasınız geliyor. Tekrardan tarıyorum. Ve kaşlarımı bitirmiş oldum. Ondan sonra göz kapaklarıma geçeceğim. Göz kapaklarım için bir tane fondöten değil kapatıcı uygulayacağım. Normalde kullandığınız bir kapatıcı olabilir. Ben şunu kullanacağım. Makin Studio Fix'i. Primer'ım aslında var. Niye primer kullanmadım? Bunu da Beauty Blender'ımla ıslattım bunu içeride. Yediriyorum. Açık olması veya koyu olmasının hiçbir önemi yok bu arada. Ben herhangi bir renkte fondöten diyesim geliyor yine. Kapatıcı kullanabiliyorum göz kapağıma. Bunu da bu şekilde yedirdikten sonra tabii ki de bir pudra kullanacağım göz kapağımın üstüne. Gelişi güzel bu da yine her zamanki gibi. Bu arada dişimde hala plaklar var. Arada dişlerimin ağzımdan büyük çıkmasının sebebi bu. Plak kullanıyorum arkadaşlar. Yoksa dişlerim bu kadar büyük değil. Saçlarımı da önümden almadım ama alsaydım iyi olurdu. Alayım işte. İlk başta bir geçiş rengi uygulayacağım. Onu da sanırım Anastasia'daki kahverengiyle yapacağım. Çünkü en güzel kahverengi bu bence. Aslında temiz değil hiçbiri ama şunu da idare edebilirim bence. Çok hafif uygulayacağım. Şu bölgeye yediriyorum iyice. Birazcık daha koyulaştırabilirim orayı. Daha doğrusu yoğunlaştırabilirim. Hafiften de V yapıyorum. Aslında şu an hiçbir şeye benzemiyor baktığınızda ama makyaj bittiğinde gerçekten oldu diyorsunuz. Yani dünyanın en kolay düğün makyajını yapacağım. Çünkü bilirsiniz ki risk almayı sevmem bir boğa burcu olarak. Daha sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Benim canım stilemi alacağım ve şuraya yedireceğim, bırakacağım bu şekilde. Bunu İstanbul Yeni Havalimanı'ndan aldım. Orada stile satılıyor. Hatta Instagram'da da paylaştım. Çok şaşırdı herkes. Vallahi ben de gördüğümde çok şaşırdım. Ama bildiğiniz Türkiye'de aslında stila varmış yani. Çok memnun kaldım. Dedikleri kadar varmış yabancı YouTuberların. Bu aslında elbisemin rengine uymuyor ama bunu da bir baz olarak düşünebiliriz. Çünkü üzerine farklı bir pırıltılı renk de uygulayacağım. Çünkü asla ama asla yerinden oynamıyor far. Şaka değil yani. Ve göz kapağım
Böyle oldu şimdilik. Daha sonra göz kapağımın üstüne şöyle bir düz fırça alıyorum. Şöyle dokunduruyorum. Ah, tam istediğim renk oluyor. Biraz daha soğuk bir renk istiyorum çünkü orada. Tekrardan karıştırma fırçamı alıyorum ve hiçbir şey almadan üzerine bu şekilde dağıtıyorum. Sonrasında ne yapıyorum biliyor musunuz? Urban Decay paletimi alıyorum. Ya Punk ya da Jet isimli rengi alacağım. Eyelinerımsı bir şey çekeceğim gözlerimin şu sadece dış kenarlarına ve alttan da yine üstle birleştireceğim. Siyah daha güzel duruyor. Ona birazcık taşırıyorum. Bu şekilde oldu. Aynısını yine diğer tarafa da yapıyorum. Tekrardan dönüyorum karıştırma fırçama. Çok azıcık daha şu renkten alıyorum. Ve uçları dağıtıyorum. Alt tarafa da kalanlarla bir çizgi yapıyorum sadece kenara. Daha sonra şöyle bir fırça alıyorum ve açık renk alıyorum alt tarafa tekrardan. Ki orayı biraz daha sıcaklaştıralım. Şu anda biraz korkunç gözüküyor. Farkındayım. Ama kirpiğimi takıp göz altlarımı kapattığımda gerçekten çok güzel duracak makyaj. Tamamdır. Şimdi bir ıslak mendil alıyorum. Gözümün altını siliyorum. Yüz makyajıyla devam ediyoruz. Şöyle alıyorum ıslak mendili. Siliyorum gözümü ve altını. Bayağı sim dökülmüş yalnız. Bu da tamamdır. Ben bir primer kullanayım. Çünkü bütün gece hareketli olacağız. Benefit yine Professional isimli bazını kullanacağım. Şu kadar aldım. Yeterli olur diye düşünüyorum. Gözeneklerimin bol bol olduğu yerlere uyguluyorum. Ooo, ne güzel kapattı. Yumuşacık yaptı bir de. Fondötene gelelim. Fondöten için karıştırma yapmam lazım. Şu ikisini karıştıracağım. Bu renk olarak bana uyuyor. Bu da kalıcılık olarak en sevdiğim fondötenlerden biri. O yüzden. Şunu şöyle yediriyorum ilk önce. Biraz daha pembe bir fondöten aynı zamanda. Aslında fondöten de değil o. BB krem. Bunu da şöyle yediriyorum. Bunun kokusuna bitiyorum ama ya. Hadi bakalım. Tam rengim oldu vallahi. Karıştırıyorum. Beauty Blender'la. Bu arada ben bir şeyle uğraşırken benim sesim kısılıyor fark ettiniz mi? Makyaj yaparken kısık tonla konuşuyorum. Ondan sonracıma tabii ki de şu iki kapatıcımı uygulayacağım. Koyuyu biraz daha yoğun uygulayabilirim. Açıktan da çok azıcık dokunduracağım. Ama bunu fırçayla yapacağım. Aşağıya da taşırıyorum bunu. Üf diyorum size. Çok sevdim şu anda makyajı. Ben kirpik takma işlemini sanırım kamera arkasında halledeceğim. Kendime kamera karşısında pek de güvenmiyorum o konuda. Ve daha sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Pudra. Pudrayı yine aynı fırçayla uygulayacağım. Buralara bu şekilde. Burnumun üstü ve alnıma da. Ve burası bitmiş oluyor. Rahatladım. Kirpik takacağım. Ondan sonra tekrardan görüşeceğiz. Ve geldim bu makyajda. Gerçekten beni en çok uğraştıran şey kirpiklerim oldu. Ama onları da hallettim çok şükür ki. Gözlerimin altına biraz daha koyu bir renk sürdüm. Şuradaki rengi sürdüm. Red Ochre rengi. Kirpikleri taktıktan sonra da siyahla tekrardan üzerlerinden geçtim ki tam bir bütünlük sağlasın. Kaşlarımı sabitleyeceğim. Çok az bir şeyimiz kaldı. Kontür rengi olarak da Fenty'nin bu Truffle isimli rengini kullanacağım. Şöyle. Biraz dağılması zor bir arkadaş. Ayo, ne yaptınız? Ne taraftasın? Geçiyor musunuz karşıya? Tamam, ben de hazırlandım. Bir tek saçlarım kaldı. Onları yapacağım şimdi. Ondan sonra geçiyoruz hemen. Hazal çıkmış bile. Kız tam dediği saatte çıktı. Şimdi hakkını yemeyeceğim. Ben birazcık geç kaldım sadece. Pula'dan alacağım. Şöyle uyguluyorum. Üzerine, çenemin altına ve çok azıcık da alnıma. Şöyle pembiş bir ton kullanacağım. Yanağıma yediriyorum. Çok da abartmayayım. Çünkü abartınca palyaçoya dönüyorum. Highlighter'a geçiyorum. Highlighter için Becca kullanacağım. Tabii ki de böyle özel bir günde başka ne kullanabilirim ki? Bence yeterince abarttım. Yeterli bu kadar. Ve bence oldu. Rujumu da en son süreceğim. Buranın halini gösterebilir miyim size? Bu şekilde şu anda geldiğimde halledeceğim artık. Şimdi ise saçlara geçiyorum. Bu arada kumaşa ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Heyecanlıyım. Böyle mi olayım yoksa smokinle? Böyle ol o zaman. Sıkıldın sen smokinden çünkü. Şimdi bir sprey sıkacağım saçıma. Böyle gözümün altına maskara sürmeyi unutmuşum. Dağıtmadan önce şöyle bir sprey sıktım. Hazırız. Haydi gidelim.
Kutu olarak da bunları tabii hemen gösteriyorum. H&M'de indirimdeydiler ve bununla çok güzel olacağını düşündüm. Şöyle 15 liraya aldım bunları sadece. Hafifler, o yüzden ağrıtma olasılıkları sıfır yani. Tüm gece boyunca kulağımda kalabilirler. Güzel oldu. Şimdi saçlarımı dağıtayım. Zaten çok hafif bir dalga yaptım. Doğal oldu yani. Makyajım da uydu diye düşünüyorum. Yüzüğüm kaldı. Yüzüğümü de takayım. Rujumu süreceğim şimdi. Şu renk güzel olur. Daha sonra giyiyorum bu lip maximizer'ını. Bu da Emektar valla. Şimdi parfümü de sıkayım. Parfüm için tabii ki de Mademoiselle kullanacağım. Yine Emektar bir parfüm kendisi. Başka bir şey kalmadı. Hazırız. Aydıncığım sen hazır mısın? Gel bakayım. Seni de gösterelim. Ayakkabılarımı giymedim ama. Güzel olduk bence. Şimdi taksimizi bekliyoruz. Topukluyla da böyle oldu. Şunu şöyle tutacağım tabii gezerken. Ayakkabılar da güzel uydu ve şırı rahatlar. Umarım geceye kadar beni taşıyabilirler. Şimdi taksiye bindik. Işık şu anda çok sarı. Makyajım da böyle oldu. Çok sevdim. Her şey yolunda gidiyor şimdi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Çok güzel olmuşsun Elif. Sana sarılmıyorum şu anda. Hoş bulduk. Bebeğim. Abi inanamıyorum. Dani. Abi çok güzel olmuşsunuz. Hazalcığım. Yalnız küpelerimiz aynı ikimizin de. Çünkü bana da Hazal söyledi arkadaşlar. Evet, nereden aldığını. Ben de gittim hemen aynısından aldım. Çünkü neden olmasın. Biz önceden giriyoruz salona. Şuraya bakar mısınız? Şaka mı bu? Hazal, inanamıyorum. Yakala telefon. Bu ne? Bu ne ya? Peri masalı gibi. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Level atlatmış yani. Bu ne? Şov yapmış ki. Gerçekten şov. Şov yapmış. Tam bir şov yani. Ama yani bambaşka bir şey yapmış. Olay olur bu. Bak. Bakın ben size söylüyorum. Bu olay olur. Çakmasını çok görürüz. Özellikle şu yanımda. Şu arka tarafında. Evet. Efsane güzel. Ağlayacağım şimdi. Kesin ağlayacağım ben. Birazdan detaylı çekeceğim. Şu an hayran kaldım. Hayran hayran bakıyorum yani ya. Ay. Sade az kişili. Müzik geldi. Abi çok güzel gelinliği. Fotoğraflarımızı çektik. Şimdi nikah alanına doğru geçiyoruz. Tadımlar başladı. Aa, İro da geldi. Seni göstermedim İro ile onda. Ay çok güzel. Çok bir saniye. Çok mükemmel, inanılmaz iyi. Aşırı iyi ya. Buradan nasıl ineceğim? Gel. Aşkım ya. Elimde bir sürü şey var. Hadi bakalım. Hop indim. Danke. Şu anda Elif'le Dani'yi bekliyoruz. Böyle mekanda göstereyim. Buralara aileler oturduğu için biz hiç oturmaya yeltenmedik bile. Elif bizi hiç sesirtmedin yani. Aynen öyle. Her şey elbisesi sahne güzel her şey. Elif'cim özür dilerim. Senden önce düğününü biraz yayınlamış oldum ama yapacak bir şey yok artık. Ama bu videoyu yayınlamadan önce büyük ihtimal senden izin almış olacağım. Gelin yoluna. Çok heyecanlı. Storyler hazırlansın. Evet, bir elimde kamera. On duty. Özgür iradenizle sevgili Dani Feldman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Sevgili Dani Feldman, özgür iradenizle sevgili Christine Baboc'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Sizler bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Sizler ediyor musunuz? Evet! Medeni kanun uyarınca Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin'in bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Aşk ile kalın, aşk ile kalın. Şimdi nikah bitti. Çok güzeldi ve duygulandık. İçeriye doğru geçiyoruz. Düğün alanına doğru. Nasıl hissediyorsun? Bizimkine de az kaldı. Heyecanlandım ben de. Değil mi? Bu da böyle biline. Al bakalım koyarız bunu. Bakar mısınız şuralara? Çok güzel her şey. Menü kartı da böyle. Göstereyim. Ah,
sonu arkadaşlar tabii ki de. Otel servisleriyle bitti. Ellerimde böyle topuklularım. Şimdi taksi çağıracağız ve eve geçiyoruz. Saat 2'ye yaklaşıyor. Çok güzel bir geceydi. Özellikle after'da baya baya eğlendik. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Çok güzel bir günde. Aynen. Çok eğlendik. Ama çok yoruldum artık. Evet. Bir an önce gidip uyumak istiyorum. Gecenin sonu bu şekilde. Yalnız makyajım hala taş gibi duruyor ya. Kendimi tebrik ediyorum gerçekten. Oh. Bayıldım şimdi, uykusuzluktum. Valla derinlemesine temizlik yapamayacağım açıkçası. Çıkan kire bakın. Şimdi dişlerimi fırçalıyorum ve yatıyorum. Şu anda sizi kapatacak halim bile yok. Yarın görüşürüz. Selamlar tekrardan. En son videoyu kapattığımda gerçekten aşırı halsizdim. O yüzden yeni bir günden böyle size bir elveda demek istedim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve gelecek videolardan hemen haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.